Avustralya'nın büyük bir bölümü, Batı kıyılarına yakın çıplak tepelere dönüşen, Red Cliffs arkadaşlar, bir çölden oluşur. Evet, bir çölden oluşur. Bir sonraki sorumuz. Shakespeare'in oyunlarında amacı, evet, Özdemiz. Shakespeare'in oyunlarında amacı, gerçek insan konuşmasını taklit etmek değil. Peki o zaman nedir? İngilizce'de bu tarzı eksi bilgiden artı bilgiye geçerken o değil şu tarzını arada mecburen but kullanır. Ama Türkçesinde böyle bir şey yoktur. İnsan düşünce ve duygusunu, doğru ve güçlü ifade etmekti. Evet, buradaki bazı buraya da hitap ediyor arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzdayız. Evet, yan cümle temel cümlelerin Türkçesini okuduğumuzda görüyoruz ama İngilizcesinde aynı mantıkla ilerliyoruz arkadaşlar. Christopher Columbus ve diğer Avrupalı kaşifler yeni dünyaya ulaştıklarında ulaştıkları zaman yerlilerin kendilerinkinden çok farklı alışkanlıklarının olduğunu gördüler. Evet. Nesne konulu arkadaşlar noun clause'un kapanış iki fiil ardı ardı oluyordu. Bu tür alışkanlıklara sahip olduğunu, böyle alışkanlıkların olduğunu gördüler. Bir sonraki sorumuzdayız. 19. yüzyıldan beri tutulan kayıtlar red clause arkadaşlar. 19. yüzyıldan beri tutulan evet kayıtlar Türkçe'de ismin sol tarafında, İngilizce'de ise ismin sağ tarafında olur red clause. Evet. İsim burada arkadaşlar. Atmosferdeki karbondioksit miktarının çarpıcı bir şekilde arttığını, açıkça göstermektedir. Evet, açıkça göstermektedir. Peki, yine nesne konulu noun clause, yine kapanış iki fiil ardarda arkadaşlar, arttığını açık bir şekilde göstermektedir. Bir sonraki sorumuzdayız. Bugün Likyalılar hakkında bildiklerimiz. Arkadaşlar, what you think is more important than what you say. Ne düşündüğüne söylenen daha önemli. Orada what'ı düşündüğün şey şeklinde geçmiş. Bir de düşündüğün. Burada da söz konusu. Bildiklerimiz, bildiğimiz şeyler. Onun için İngilizcesinden what söz konusu arkadaşlar. Bugün Likyalılar hakkında bildiklerimiz. 19. yüzyıl başlarında İngiliz arkeolog Charles Fellows'un onların uygarlığına ilişkin olarak söylediklerinden, çok daha fazladır. Bizde en sona gelen yüklem İngilizce'de özel en sona gelen fiildir. Çok daha fazladır. Bir sonraki sorudayız. Gökbilimciler, evet astronomers, Samanyolu gibi büyük galaksilerin kendilerinden daha küçük olan galaksileri yutarak çok daha büyüdükleri görüşündedirler. Evet, çok daha büyüdükleri görüşündedirler. Evet, yine arkadaşlar noun clause, nesne konulu noun clause olduğunda kapanış iki fiil ard arda çok daha büyüdükleri görüşündedirler. Evet, bir sonraki sorumuzdayız. Bir tropikal yağmur ormanının küçük bir parçasında bile neredeyse Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bütün ormanlarda bulunan ağaç türleri kadar neredeyse Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde var olan bütün ormanlardaki kadar evet farklı ağaç türü bulunabilir. Evet. O kadar çok farklı ağaç türü ne yapılabilir? Bulunabilir. Türkçe'de en sona gelen yüklem İngilizce'de özden sona gelen fiildir arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzdayız. Petrolden üretilen alışılagelmiş geleneksel plastik. Isı ve gün ışığına maruz kaldığında bile evet. Isı ve gün ışığına maruz kaldığı zaman bile
yeryüzünden hiç yok olmayan az sayıdaki maddeden biridir. Yeryüzünden hiçbir zaman yok olmayan az sayıda maddeden biridir. Türkçe'de en son gelen yüklem, İngilizce'de özden sonra gelen fiildir arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzdayız. Başka bir ülkede mutlu bir şekilde yaşamak istiyorsanız hemen yan cümle temel cümle yapıyoruz. Sesi anlamında potayı bilinçleyen if girer. Başka bir ülkede mutlu bir şekilde yaşamak istiyorsanız farklılıkları kabullenebilen ve uyum sağlayabilen türden bir kişi olmanız gerekir. Evet, bu türden, bu tarzda bir kişi olmanız gerekir. Türkçe'de en sona gelen yüklem, İngilizce'de temel cümlenin özden sona gelen fiildir arkadaşlar. Bu dilimin son sorusundayız. Bangladeş'in nüfusu Pakistan'ınkinden biraz daha fazla ise de. Evet, hemen yan cümle temel cümle yapıyoruz arkadaşlar. Sabile anlamında even ile beraber oldu da kullanabiliyorduk arkadaşlar. Bangladeş'in nüfusu Pakistan'ınkinden birazcık daha fazla olmasına rağmen olsa da yüz ölçümü çok daha küçüktür. Yüz ölçümü çok daha küçüktür.